Selam aleyküm. Aleyküm selam. Mübarek. Çok güzel giyinmişiz. Eyvallah. Bir dakika şu telefonu kaldırayım da. Ama son teknoloji değil. Ya önceden telefon varmış da şimdi kaftan böyle olduğu için içine atıyorlarmış. O yüzden hiçbir resimde yok. Yani anladın mı? Cep falan yok. Direkt içine atıyorlarmış. Önceden dermiş. Telefon var derken... Yani demek ki sen dedin ya şimdi teknoloji diyorsun diye. Evet. Önceden telefon varmış. Bizimkiler bulmuş ama kaftanın içine saklıyorlarmış. O yüzden minyatürlerde falan gözükmemiş hiç. Allah diyorum. Diyorum. Bıyıklar ne iş baba? Vallahi abi siyasi bir simge değil benim için. Yani eskiden atalarımızın bıyık bırakma şekli. Yani ben biraz Göktürk devletinin yanlısı olduğum için, yani daha çok sevdiğim için Göktürkleri, bu tip bir kıyafet giydim. Tabii birkaç eksiğimiz var. Bunları tamamlamaya çalışıyoruz. Mesela zırhım falan vardı benim üstümde giydiğim savaşçı kıyafet. Yani sattım. Yapamadım daha kendimi. Kartoluk'tan mı? Efendim? Kartoluk'tan mı sattık? Para yok. Yani evet öyle diyebiliriz. Kılıç? Kılıç kınım biraz dandik olduğu için tehlike yaratıyordu. Millete çarpıyordu. O yüzden evet. Kılıcı bir standta bıraktım. Maşallah reis şu nedir baba? Çanta. Yani malzemelerimi onda taşıyorum. Burada oklar. Okçuyum aynı zamanda. Geleneksel hani Türk nerede? Okçusuyuz. Yay falan yok abi, silah niyetine. Yayı sadece atışlarda kullanıyoruz. Yanımızda tutmuyoruz yani. Ne kadardan en çok nişan alabilirsin? Nişandan bahsediyorum. Şimdi şöyle, atış 105 metreye yapıyoruz biz. 105 metreye kadar çıkıyor. Sebebi yaylarımız Osmanlı zamanındaki gibi veya eski Türklerdeki gibi güçlü değil. Normal derecede güçlü. O yüzden en fazla menzilde, mesela hedefsiz atışlarda çok menzil attığımızda en fazla şu anda 450-500 arası gidiyor. En fazla nişanda 105 metreye kadar atıyoruz. Osmanlı ne kadar nişan alabiliyordu? Şimdi abi onlarda antrenman atışları galiba yine 105 metre aralığında falan oluyordu ya da yükseliyordu olabilir. Ama yani onların menzili Osmanlı'ya 500 metre olmayan giremiyordu ocağa. Peki hele en iyi okçular kimlerdir tarihte? Tarihte en iyi okçular Osmanlı okçuları. Yani sipahiler sebebi yaydan kaynaklanıyor ve antrenmanları çok dehşet bir şekilde antrenman yapıyorlardı. Yorucu mu reis? Yorucu. Şimdi size mesela rekoru söyleyeyim. Şu anda bizim en uzak mesafe atışımız 845,5 metre. Toz koparan İskender atıyor bunu. Osmanlı zamanında. Bunu daha geçen olmadı. Menzil taşları var. Bazı rivayetlere göre 2. Mahmud'un 1100 metre attığı, yani 1 kilometreyi geçtiği söyleniyor. Tabii canım. Ama şey yok. Menzil taşını bulamadıkları için şey yapamadılar. Hani kayda geçemediler. Evet. Ama bakalım inşallah o bulunursa yine rekor bizde olacak. Yani geçen olmadı. Kayıt falan yok mu normalde Osmanlı arşivleri? Çok yok oldu biliyorsun. İşte ya tabii şu anda kayıtları var ama dediğim gibi menzil taşı yok. Hayır. Zaten o menzil taşlarını da biz bulmadık. Şu anda yani şu anda Avrupa'da o menzil taşları, bizde değil. Çalmışlar. Çalmışlar değil. Orada atılmış. Allah Allah. Yani orada atılmış. Yani tabii ya çaldıkları şey çok. Daha doğrusu mesela burada bakılmayan müze oraya götürülüyor. Mesela en yakın hani Yunan Müzesi vardı. Bizim burada iyi bakılmadığı için kaçırdılar Amerika'da. Amerika'da muhafaza ediyorlar. Hani biraz bizde de suç var yani. Biz fazla dikkat etmediğimiz için, bakmadığımız için.